Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız ama önce bazı başlıklar. Evet, bugünlerde hakkında en çok konuşulan aktör Leonardo DiCaprio. O Oscar'ı beklerken kendisine Rusya'dan bir ikiz kardeş geldi. Aktaracağız. James Bond'un özel üretim otomobili Londra'da Perşembe günü açık arttırmaya çıkıyor. Ayrıntılarını aktaracağız. Ve geçen hafta Hindistan'da manşet haber olan Leopard yeniden gündemde. Bu defa kafesinden kaçmış, izleyeceğiz. O halde hemen başlayalım. Evet, dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun Rus bir ikizi var. Yani ilk bakışta herkes öyle sanmıştı. Geçen haftalarda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biriydi bu. Orta yaşlardaki bir Rus, Hollywood yıldızına benzerliğiyle dünyada gündem olmuştu. Hızla kilo vermeye başlayan ve özel bakıma alınan 33 yaşındaki Roman Burtsev'in ünü daha da artacak gibi görünüyor. İzliyoruz. 33 yaşında bilgisayar uzmanı. Moskova yakınlarındaki mütevazı bir evde yaşıyor. Burtsev'in bu sıradan yaşamı bir çöpçatan sitesine koyduğu bu fotoğrafıyla tamamen değişti. Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio'ya benzerliğiyle dikkat çeken Burtsev tüm dünyada tanınır hale geldi. Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasına giren Burtsev artık DiCaprio'nun Rus ikizi lakabıyla anılıyor. Bu fotoğrafı bir çöpçatan sitesine koydum. Sadece 2 hafta kaldı. Sonra kaldırdım. O ara biri bunu kopyalayıp almış olmalı. Roman Burtsev'in ünü önümüzdeki günlerde daha da artacak gibi gözüküyor. Zira bir Rus televizyonu Burtsev'i Hollywood yıldızıyla buluşturma hazırlığında. Ama bunun için bir şartları var. DiCaprio'dan en az 10 kilo fazlası olan Burtsev'in acil olarak forma girmesi gerek. Bu nedenle artık vaktinin çoğunu spor salonlarında geçiriyor. Bence gerçekten özellikle de gözlerimiz çok benziyor. Tabii benim kilo vermem gerek. Özel bakıma alınan Roman Burtsev, DiCaprio ile tanıştıktan sonra Hollywood'un kapılarının kendisine de açılacağından umutlu. Annesi ise ondan daha çok heyecanlı. DiCaprio büyük bir star. Bu bizim için bir mucize gibi, bir masalda gibiyiz. Hayat bize en güzel senaryoyu yazmışa benziyor. Evet, benzeriyle ilgili haberi verdikten sonra kendisinden de bahsedelim. Şu sıralar 28 Şubat'taki Oscar gecesini heyecanla bekliyor tabii Leonardo DiCaprio. Bir yandan da sıra dışı bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü aktör Moğolistan'da yurt adı verilen çadırlarda tam 10 gün geçirecek. En iyi oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilen Leonardo DiCaprio, The Revenant filmindeki benzer bir maceraya atılma hazırlığında. Ünlü aktör Moğolistan'daki Höz Göl, ki müthiş bir göldür, işte o gölün, Höz Göl'ün kenarında tam 10 gün geçirecek. Ünlü aktör bu seyahati sırasında yurt denilen çadırlarda kalacak ve şahinlerle birlikte avlanacak. Bir Moğol ailesiyle birlikte geleneksel Moğol yemeklerinden de yiyecek DiCaprio. Bir AIDS vakfı için çıkacağı bu seyahatte DiCaprio'ya İsveçli maceraperest Johan Ernst Nilsson eşlik edecek. Nilsson, Moğolistan macerası sırasında 41 yaşındaki aktörün sınırlarını zorlayacağını söylüyor. ₺7 milyon gözden çıkarabilirseniz James Bond serisinin son filminde kullanılan bu otomobile sahip olabilirsiniz. Özel üretim olan otomobil Londra'da Perşembe günü açık artırmaya çıkıyor. Filmde kullanılan başka eşyalar da açık artırmada olacak. Bu pahalı müzayeden elde edilecek gelir hayır kurumlarına bağışlanacak. James Bond serisinin son filmi Spectre'da kullanılan eşyalar Londra'da açık artırmaya çıkıyor. Müzayedenin en çok ilgi çeken parçası James Bond'un kullandığı son model otomobil. Magnificent, isn't she? 0-60 in 3.2 seconds, fully bulletproof. Spectre filmi için özel olarak üretilen otomobilin 1,5 milyon sterline, yani yaklaşık 7 milyon Türk lirasını alıcı bulması bekleniyor.
Bu otomobil modelinden sınırlı sayıda üretildi. Dizaynı için James Bond'un yönetmeni Sam Mendes ve otomobil firmasının ekibi özel olarak çalıştı. Daniel Craig'in filmde giydiği takım elbise de açık artırmada alıcısını bekleyecek. Beyaz takım elbisenin 30 bin sterline, yani yaklaşık 135 bin Türk lirasına satılması bekleniyor. Filmin bir sahnesinde kullanılan Day of the Dead kostümü de satışa çıkan parçalar arasında. Müzayededen elde edilecek gelir, aralarında sınır tanımayan doktorlar örgütünün de bulunduğu hayır kurumlarına bağışlanacak. Kuzey Kore bu ayın başında uzun menzilli roket fırlatarak uluslararası toplumun tepkisini toplamıştı. Kuzey Koreliler bu tepkilere hiç kulak asmamışa benziyor. Hatta uluslararası topluma nispet yaparcasına roketin fırlatılışını hafta sonunda görkemli bir konserle kutladılar. Kuzey Kore uzun menzilli roket atışını bir konserle kutladı. Roketin fırlatılışını gerçekleştiren bilim adamları, teknisyenler ve yetkililer onuruna verilen konser, Kuzey Kore'nin her kutlamasında olduğu gibi sıra dışıydı. İzleyiciler arasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi de vardı. Ülkenin en ünlü pop grubu Mor & Bong sahnedeydi. Bilim adamları ve teknisyenler fırlatılan roketin görüntüleri eşliğinde verilen konseri keyifle izledi. Kuzey Kore lideri de şarkılara zaman zaman eşlik etti. Kuzey Kore yönetimi uluslararası toplumdan gelen tüm uyarıları dikkate almayarak 7 Şubat'ta uzaya uzun menzilli roket fırlatmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerse bunu uzun menzilli füze denemesi olarak nitelendirmişti. Bu denemeyle Kuzey Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne vurabilecek nükleer bağışıklı balistik füze geliştirme hedefine bir adım daha yaklaştığı yorumları yapılıyor. Hindistan'da yine leopar alarmı var. Bu ayın başında bir okula girerek 6 kişiyi yaralayan leopar konulduğu kafesten kaçtı. Leopar 7 Şubat'ta çekilen bu görüntüleriyle tüm dünyada haber olmuştu. Bayıltılarak etkisiz hale getirilmeden önce leopar 6 kişiyi yaraladı. Yetkililer tam 12 saat boyunca leoparın peşinden koştu ve en sonunda tedavi edilmesi için bir ulusal parka götürüldü. Ama saatlerce bölge halkına korku salan leopar götürüldüğü ulusal parktaki kafesinden kaçmayı başardı. Yetkililer yine leoparın peşine düşmüş durumda. Halka panik olmamaları uyarısı yapılıyor. Yetkililer insan yemek leoparların adeti değil diyerek halkı sakinleştirmeye çalışıyor. Hindistan'da iklim ve çevresel faktörler nedeniyle her yıl leopar saldırılarının arttığı, geçtiğimiz yılsa 1000'e yakın saldırının rapor edildiği belirtiliyor. Ülkede leoparların sayısı 14 bini buluyor. Filipinler'de eski First Lady Imelda Marcos, kocası iktidarda olduğu dönemde lükse düşkünlüğüyle biliniyordu. Birbirinden nadide parçaların yer aldığı mücevherleri ve pahalı ayakkabı koleksiyonu sadece ülkesinde değil, tüm dünyada hala konuşulmaya devam ediyor. İşte eski First Lady'nin o mücevher koleksiyonu şimdi satışa çıkıyor ve satıştan elde edilecek gelir hayır kurumlarına gidecek. Taçlar, kolyeler, birbirinden göz alıcı mücevherler. Bu nadide takılar Filipinlerin eski First Lady'si Imelda Marcos'a ait. Marcos'un mücevher koleksiyonunun toplam değeri 21 milyon doları buluyor. Hükümetin el koyduğu bu nadide parçalar çok yakında müzayedeye çıkarılacak. Casey. Ferdinand ve Imelda Marcos'un oğullarının Mayıs'taki seçimlerde devlet başkan yardımcısı olma ihtimali hükümeti harekete geçirdi. Zira Marcos çiftinin oğulları iktidara gelirse annesine ait mücevherlerin satılmasını önlemekte kararlı. Bu nedenle Filipinler hükümeti bir an önce müzayedeyi düzenlemeyi planlıyor. 30 yıldır Filipinlerin Merkez Bankası'nın kasasında tutulan mücevherlerin satışından elde edilecek gelirin yardım kuruluşlarına verilmesi hedefleniyor.
Filipinleri demir yumrukla yöneten Ferdinand Marcos, halk ayaklanmasının ardından 1986'da ailesiyle birlikte Hawaii'ye kaçmıştı. Eşinin 21 yıllık iktidarı döneminde First Lady Imelda Marcos lüks bir hayat sürmüştü. Imelda Marcos, mücevherlerin yanı sıra ayakkabı koleksiyonuyla da sık sık gündeme gelmişti. Müzik dünyasının Oscar'ları olarak bilinen Grammy'lerde bu yıl Taylor Swift en iyi albüm dahil 3 ödül kazandı. Los Angeles'ta düzenlenen törende Kendrick Lamar ise 5 Grammy ile geceden en çok ödülle ayrılan isim oldu. 58. Grammy ödüllerinde geçtiğimiz ay yaşamını yitiren İngiliz şarkıcı David Bowie de unutulmadı. Bu yıl 58. kez dağıtılan Grammy Müzik Ödülleri Los Angeles'taki törende sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en büyük gecesi olarak kabul edilen törene Taylor Swift damgasını vurdu. Taylor Swift, 1989 albümüyle Grammy'lerin en büyük ödülü kabul edilen Yılın Albümü ödülünü kazandı. 27 yaşındaki şarkıcı bu ödülü ikinci kez üst üste kazanan ilk kadın sanatçı olarak tarihe geçti. Yılın albümü ödülünü iki kez üst üste kazanan ilk kadın sanatçı olarak tüm genç kadınlara seslenmek istiyorum. Yol boyunca önünüzü kesmek isteyecek ya da başarınızı sahiplenmeye çalışacak insanlar olacak. Ama işinize odaklanırsanız sonunda ulaştığınız noktaya sadece kendiniz ve sizi seven insanlar sayesinde geldiğinizi göreceksiniz. İşte bu dünyadaki en güzel his. Taylor Swift, yılın albümü dışında en iyi müzik videosu ve en iyi pop vokal albümü ödüllerini de kazanarak geceden 3 ödülle ayrıldı. Gecenin en çok ödül kazanan ismi ise 5 ödül kazanan rap şarkıcısı Kendrick Lamar oldu. Yılın şarkısı ödülüne Thinking Out Loud'la Ed Sheeran ve Amy Welch layık görüldü. En iyi yeni sanatçı ödülünü ise 23 yaşındaki Meghan Trainor aldı. En iyi rock albümü ödülünün sahibi Drones albümüyle Muse oldu. Gecede sahne alan İngiliz şarkıcı Adele ise sahnede zor anlar yaşadı. Adele şarkı söylerken arkasındaki piyanoda bulunan mikrofon düştü. Ancak Adele şarkısını söylemeye devam etti. 58. Grammy ödüllerinde geçtiğimiz ay yaşamını yitiren İngiliz şarkıcı David Bowie de unutulmadı. Lady Gaga, David Bowie'nin şarkılarını sahnede seslendirerek efsaneye saygı duruşunda bulundu. Paris'te 13 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen terör saldırıları belleklerde tazeliğini koruyor. O gece saldırıya uğrayan mekanlardan biri de ünlü Bataclan konser salonuydu. Amerikan hard rock grubu Eagles of Death Metal'ın konseri için salonda olan müzikseverlerden 90'ı yaşamını yitirmişti. Saldırı sonrası konserlerini askıya alan Eagles of Death Metal bu akşam Paris'e geri dönüyor. Bu konser için Paris'te olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Ayrıntıları Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan, Bataclan'daki konser ne anlam ifade ediyor şimdi Fransızlar için? Evet Ahmet, çok duygusal anlar yaşanıyor diyebilirim Paris'te bugün. Çok sayıda müzik sever, özellikle de o akşam o konserde olan, o meşhur konserde olan kişilerin çoğu bu akşam aynı salonda olmayacaklar. Zira Bataclan tadilat nedeniyle kapalı. Paris'in başka bir ünlü konser salonu Olympia'da gerçekleşecek bu konser bu akşam. Senin de belirttiğin gibi biraz önce Paris'te 13 Kasım gecesi meydana gelen terör saldırılarından en önemlisi bu Bataclan salonunda meydana gelmiş ve 90 kişi teröristler tarafından katledilmişti. O an sahnede orada Amerikan rock grubu Eagles of Death Metal vardı. Şimdi o grup bu gece yeniden buraya dönüyor. Hem de bir travmayla dönüyor kendilerinin açıklamalarına göre. Öyle ki bu gece konserde yaklaşık 2500 kişi olacak. Ölenlerin yakınlarını davet edildi. Yaralananlar veya yaralanmayanlar, o gece konserde olanlar, travma geçirenlerin hepsi davet edildiler. Kaçı gelecek onu henüz daha kimse bilmiyor. Ancak 2500 kişilik yer olduğu belirtiliyor. Olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda Olympia salonunun etrafında.
ve salona 30 da psikolog davet edildi. Bu nedenle Fransız medyası bu geceki konseri kolektif terapi olarak niteliyor Ahmet. Kayhan Karaca'ya teşekkür ediyoruz. Haber maratonumuz Simge Fıstıkoğlu ve Ahmet Arpad'ın sunacağı bültenlerle devam edecek.